Kanal V ekranlarından mutlu akşamlar. Takvimler 14 Temmuz 2019'u gösteriyor. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültene Hakkari'den gelen bir son dakika şehit haberiyle başlıyoruz. Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda maalesef 3 askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Merakla beklenen 2019 kamu personeli seçme sınavı bugün başladı. Her sene milyonlarca adayın yarıştığı sınavda geç kalanlar, kapıdan dönenler ve dışarıda çocuklarını bekleyen aileler yine kameralara yansıdı. Milyonlarca memur adayı bugün yapılan kamu personeli seçme sınavında ter döktü. KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı 10-15'te başladı. Sınav 130 dakika sürdü. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14.45'te başladı. Sınav 100 dakika sürdü. Her sınavda olduğu gibi koşarak yetişmeye çalışanlar, son dakika sınava girenler ve kapıda kalanlar kameralara yansıdı. Saatlerin onu göstermesiyle kapılar kapandı, son anda gelen bir aday içeri alınmadı. Sınava giren adayların yakınları ise dışarıda sınavın bitmesini bekledi. 5 yıldır bekliyor. Üniversiteyi bitirdi, formasyonunu aldı, her şeyi yaptı ama bir türlü tayini çıkmadı. Hepsi de yani 70'te 80 arası oldu. Hep 80'in üzerinde aldıkları için yani bir türlü atanamadı yani. Torunla birlikte kapıda bekliyorum. İnşallah olur. Üçüncü giriş işte, ikinci mi üçüncü tam da bilemiyorum. Meslek olarak ben seçtirdim. Yani benim biraz kitapta ilgi alanım, çok güzel alan ama biraz kız bana sitem ediyor. Teşhine aslında o şey istiyordu öncelikle, hani iletişim, bunlar istiyordu. Ben de annem edebiyat daha güzel olur. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nde okudu. Yani çocuklarımıza başarılar dilerim hepsine. Zor. Çocuklar için yaşıyoruz. Emekleri boşa gitmesin. Antalya Valiliği öncülüğünde Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan Hayata Kastım Yok, Kaskım Var projesinin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Cip ve motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada başı cipin altında kalan motosiklet sürücüsü kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Cipin tekerinin motosiklet sürücüsünün üzerinden geçtiği o anlar kameralara an be an yansıdı. Sayın Bakanım, değerli konuklar, törenimizin... Antalya Valiliği öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayata Kastım Yok, Kaskım Var projesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla hayata geçmişti. Proje kapsamında 19 ilçede kask denetimleri yapılırken farkındalığı arttırıcı çalışmalara da imza atıldı. Şurun bak bakalım orada neler var, bir de oku onu, tamam? Projenin ne kadar önemli olduğu geçen hafta Antalya'da yaşanan bir trafik kazasıyla da tekrar ortaya çıkmış oldu. Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi'nde arkasından gelen motosikletliği fark etmeden aniden sola dönmeye çalışan bir jip kazaya neden oldu. Motosikletten düşerek jipin altında sürüklenen motosiklet sürücüsünün başının üzerinden aracın tekeri geçti. Kendini kaldırıma atarak kafasındaki kaskı çıkaran motosiklet sürücüsü kazayı hafif yarayla atlattı. Aniden, yani düz seyir halinde giderken aniden sola manevra yapan bir araba çıktı karşıma. Ben de tüm müdahalelere rağmen duramadım. Yere sürüklenerek arabanın arka tekerinin altında kaldım. Ve arabanın tekeri ilk önce göğsümü, sonra kafamın üstünden geçti. Yani eğer ki ben bu kaskı takmamış olsaydım, Sayın Bakanımızın uyarılarına yani kulak asmamış olsaydım, şu an cidden benimle konuşuyor olmazdınız. Yani benim şu hayatımı, yani şu an sizle de konuşabiliyorsam ilk önce Allah'a, sonra da Sayın Bakanıma ve kaskıma şükrediyorum. Bu uyarılardan sonra zaten oluşturulan algıyla birçok motosiklet kullanıcımız kaskılarını almıştı. Burada Muhammed de bunun en güzel örneği oldu. Uyarılar üzerine gitmiş, kaskını almış ve bir gün sonra bu olayı yaşaması bizim doğru yolda olduğumuzu ve bu alanın çok önemli bir alan olduğunu, direkt insanların hayatıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koymuş oldu. Buradaki gaye ceza yazmak falan değil, vatandaşımızın tamamen can ve mal güvenliğini korumak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine iki kadın itfaiye eri katıldı. Kadınlar, erkek mesleği hortum taşıyabiliyor musunuz tepkisine rağmen erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 588 personel 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Kısa süre önceki sınavda seçilen 64 personelden Aysel Sinem Yıldız ve Merve Bakır da görevlerine başladı. Kadın itfaiyeciler kimyasal ve sanayi yangınlarına müdahale, yangın içinden insan kurtarma, ilk yardım, deprem, su üstü ve sellerde insan kurtarma ve dağcılık konularını da kapsayan zorlu özel eğitimi başarıyla tamamladı. Büyüklerimizden bayağı bir tepki aldım ben. Hani kızsın, itfaiyede ne işin var, işte ağırdır, şöyle böyle hortumu tutabiliyor musunuz diye bir soru sürekli soruyorlar. İşte öyle tepkiler var ama ailem benim her zaman arkamda, her zaman destekçim. İtfaiyecilik mezunu olduktan sonra da işe girmem için çok yardımcı oldular. Hep arkamdalardı. Hürriyet istasyonunda vaka çıkmadığı zaman eğitimlerine devam eden kadın itfaiyeciler her an göreve hazır bekliyor. İlçemizde bulunan itfaiyeyi ziyaret etmiştim o zaman da. Kendi hani çocuklarıymış gibi malzemelere öyle davranıyorlar, öyle ilgileri var. Ben orada onu gördüm. Sonra eve gittim, aileme söyledim ki hani dedim ben sağlıktan itfaiyeciliğe geçmek istiyorum. O şekilde başladı. Üniversiteye de sivil savunma itfaiyecilik okudum. Şimdi buradayım çok şükür. Yaz mevsiminde artan ot ve çalı yangınlarına kadın personeller başarıyla müdahale ediyor. Burdur'da bir grup bisikletli doğal afet sigortalarına dikkat çekmek için pedal çevirdi. Etkinliğe katılan AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, birinci derece deprem bölgesi olan Burdur'da konutların sadece %35'inin sigortalı olduğunu söyledi. Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Doğa Sporları ve Bisiklet Derneği vatandaşların doğal afet sigortalarını yaptırmaları için güzel bir etkinliğe imza attı. Bisikletlerine bilgilendirici dövizler asan ve DASK yazılı kırmızı tişört giyip şapkalarını takan grup, Çatalpınar Kavşağı'ndan başlayıp öğretmen evinde son bulan özel bir tura çıktı. Öğretmen evindeki etkinlikte ise doğal afet sigortalarına ilişkin sesli bilgilendirme yapıldı. Her ay bir etkinlik yapıyoruz. Bu ayki etkinliğimizde Burdur Doğa Sporları ve Bisiklet Derneği ve MAKÜ'den öğretim görevlisi ve bölüm başkanı Murat hocamızın da katkılarıyla nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Bunun çalışmasını yaptık ve hem sağlık açısından bisikletin önemine dikkat çekmek için hem de afet öncesinde doğal afet sigortasının mutlaka yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte doğal afet sigortalarının artması için farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan bir il. Konu sigortaları ve afet doğal afet sigortalı oranlarına baktığımızda ilimizde yaklaşık 60 bine yakın konut var ve bunların %35'e yakın civarı doğal afet sigortalı tarafından sigortalanmış, poliçelenmiş. Bu oran çok düşük bir oran. Bu oranın normalde aslında %100'lere varması gereken bir oran. Çünkü ilimiz afetlere karşı riskli bir bölgede yer alıyor. Araçlarımıza sigorta yaptırıyoruz ama evlerimize bir türlü sigortayı yaptıramıyoruz. Afet bilinci konusunda eksiklerimiz var. İnşallah bu tür aktivitelerle bu açımızı da kapatmayı planlıyoruz. Antalya şehirler arası otobüs terminalinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, kendisine fiziksel şiddet ve mobbing uyguladığı gerekçesiyle güvenlik amiriyle aralarında geçen tartışma anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O anların sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra her iki kişi açığa alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde güvenlik görevlisi olan AO Amire HA ile aralarında geçen tartışmayı cep telefonu kamerasına an be an kaydetti. İşim gücüm yaptım oğlum. Beni kovsunlar buradan oğlum. Lan niye vurdun? Bak hala vurun bak hep de mosmor.
Amirin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden A.O. görüntülerde "Niye vuruyorsun, sen kimsin, nasıl amirsin sen?" diye konuştu. Tartışma sırasında güvenlik amiri H.A.'nın ise "Sen kimsin de bana hesap soruyorsun, torpilliyim, istediğin yere şikayet et, ara kralı gelsin" dediği duyuldu. Otur şuraya! Ne oturuyorsun lan? Ne yapacaksın oğlum, bana ne? Otursana da şuraya. Ben zaten evlensiz yapmadım. Sen kimse hesap soruyorsun lan bana? Hesap mı sormadım, ben seninle konuşabilirim. 2 milyonla yazmışız. Bak H.A.'nın A.O.'ya ait güvenlik kartını vermemesi üzerine ikili arasında gerginlik arttı. Sus lan! Deminden beri vurdu mu, daha ne yapacaksın? Ya sus! Al bunları, iyi günler oğlum. Tartışmanın büyümesi üzerine başka bir güvenlik görevlisi araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. A.O. görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak H.A. hakkında şikayetçi oldu. Telefon nerede? Yemin et lan şerefin namusun üzerine oynamadı lan. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından soruşturma açılarak her ikisi de açığa alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Kazada otomobile sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan Mustafa Kaya'nın kullandığı kamyonla Safiye Hüyük'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüyük'le annesi Safiye Orhan yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışık vaziyetteki sürücü Hüyük'ü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Safiye Orhan'ın şehit eşi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin disko katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler 112 acil çağrı merkezini aradı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği otel güvenlik nedeniyle boşaltıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken yoğun duman nedeniyle bir süre panik yaşandı. Dumanın tahliyesinin ardından müşteriler odalarına dönerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da bu sene ilk defa turizm ve kültür şenliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yağlı direkten bayrak alma yarışması yapıldı. Ramazan Haser, direğin ucundaki bayrağı kısa sürede alarak hem yarışmanın galibi oldu hem de 2000 liralık ödülün sahibi. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da bu yıl ilk defa turizm ve kültür şenliği düzenlendi. Adrasan sahilinde gerçekleştirilen şenliklerde yağlı direkten bayrak alma yarışması yapıldı. Yarışmaya 71 kişi katıldı. Daha ilk turda 34. sıradaki Ramazan Haser adlı yarışmacı bayrağı aldı ve 2000 liranın sahibi oldu. Adrasan yağlı direk yarışmasını duydum. Çok heyecanlandım ve sabırla bugünü bekledim. Ve kazanacağıma inanıyordum, güveniyordum. Hiç de zorlanmadım ama hala da kendime inanamıyorum. Nasıl kazandığımı bile yani gerçekten Allah yardım etti diyeyim. İlk defa mı katıldın? İlk defa katıldım ve ilk denemede başardım. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu, Kumluca Belediyesi olarak hep sporculara destek olacaklarını söyledi. Bizler şu ruhla büyük bir aile oluşturabilme ruhuyla bugüne kadar attığımız adımların hepsine büyük bir aile oluşturabilme ruhuyla gece gündüz kıymetli meclislerimizle beraber belediye olarak, Kumluca Belediyesi olarak hep yanınızda olduk. Bunun için de bunlardan bir tanesi de bu birinci Adrasan Turizm ve Kültür Şenliğimiz. Bunlardan bir tanesi, bunun bir tanesi de yansımasıdır. Yani önce insan, önce insan, önce insan dediğimizde işte biz bunlardan bahsediyorduk. Etkinlikler amatör sanatçıların verdiği konserlerle sona erdi.
Kanal V hafta sonu ana haber bülteninde öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 25-19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 28-14, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29-22, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-16, Adana parçalı bulutlu 33-24, Eskişehir gök gürültülü sağanak yağışlı 26-13, Trabzon parçalı bulutlu 26-20, Malatya parçalı bulutlu 32-19, Şanlıurfa güneşli 38-23, Konya parçalı bulutlu 28-17 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın durumu şu şekilde olacak. Bugün parçalı bulutlu 32-26, yarın parçalı bulutlu 30-24, Salı parçalı bulutlu 31-25 derece olacak. Kentin çevresine göz attığımızda ise Aksaki gök gürültülü sağanak yağışlı 26-18, Aksu açık 32-25, Alanya parçalı bulutlu 31-26, Demre ağız bulutlu 32-20, Döşemaltı sağanak yağışlı 30-19, Elmalı parçalı bulutlu 30-15, Finike ağız bulutlu 33-24, Gazpaşa ağız bulutlu 31-22, Gündoğmuş parçalı bulutlu 28-19, İbradı gök gürültülü sağanak yağışlı 25-19, Kaş az bulutlu 30-23, Kemer açık 32-21, Kepez açık 33-23, Konya altı parçalı bulutlu 34-24, Korkuteli gök gürültülü sağanak yağışlı 29-16, Kumluca az bulutlu 32-20, Manavgat parçalı bulutlu 34-22, Serik açık 32-22, Burdur parçalı bulutlu 30-16, Isparta parçalı bulutlu 29-16 derece olacak. Son olarak dünyadan bazı kentlere göz atıyoruz. Londra çok bulutlu 25-15, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 39-23, Paris parçalı bulutlu 26-16, Atina az bulutlu 29-21, Roma parçalı bulutlu 29-20, Berlin çok bulutlu 20-15, Moskova parçalı bulutlu 18-12, New York parçalı bulutlu 32-24, Tokyo parçalı bulutlu 29-21, Bakü az bulutlu 28-25 derece olacak.